Kurt ve Gölgesi Masalı. Aslanın bütün hayvanlara krallık yaptığı ormanda kendi halinde yaşayan bir kurt varmış. Bu kurt kral aslandan çok korkar ve aslanın söylediklerinin hepsini tam olarak yapmaya çalışırmış. Hani kraldan çok kralcı derler ya, bizim kurt da tam o tipte birisiymiş. Bu kurt güneş batmak üzereyken ormanda dolaşıyormuş. Bu arada gölgesini fark etmiş. Gölgesine bakınca da hayret ve sevinçle kendi kendine söylenmiş. Aman Allah'ım, ben ne kadar büyükmüşüm böyle, demiş. Ve hemen o sıra Ormanlar Kralı Aslan aklına gelmiş. Gölgesini aslanın büyüklüğüyle kıyaslayınca da kendisinin aslandan daha büyük olduğunu fark etmiş. Neden daha önce bu kadar büyük olduğumu fark etmedim ki? Boşuna korkmuşum şimdiye kadar aslandan. Artık aslan benden korksun, demiş. Bizim kurt o kadar ileriye gitmiş ki, ormanın kralı ben olmalıyım. Aslan ne ki, demiş. Kurt kendi kendine böyle hayaller kurarken ve dalmış bir şekilde yürürken az ileride aslanla karşılaşmış. Aslan bütün heybeti ve ihtişamıyla yürüyüp giderken kurt gereksiz bir şekilde aslana şöyle üstten bir bakış atmış. Kısık sesle de olsa, hiç de büyük değilmişsin, ben senden daha cüsseliyim, demiş. Ve aslanın üstüne doğru yürümeye başlamış. Aslan ne olduğunu anlamamış ve dağları inleten bir kükreme ile kurdun üzerine atlamış. Kurda öyle bir dayak atmış ki kurt günlerce kendine gelememiş. Ortada hiçbir sorun yokken aslan kralla kötü olup aslan kraldan dayak yiyen kurt o günden sonra akıllanmış. Kendinden daha büyük olan hayvanlarla iyi geçinmeye çalışmış. Yoktan yere kimseyle kavga etmemiş. Umarım kurt geri kalan hayatında mutlu olmayı başarabilmiştir. Unutmayın, büyüklük birilerine üstünlük taslamakta değil, herkesle iyi geçinebilmekte. Bu masalımız da burada bitmiş. 4'ten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri Ormanlar Kralı Aslan'a, biri de masalı anlatana. Lütfen abone değilsen kanalıma abone ol.